Amerika'dan soruyor. Kocası kendisiyle, bir ablamız, kocası kendisiyle uzun yıllardır ilgilenmiyor ama nikahını da düşürmüyor. Uzun yıllardır arada bir geliyor, bakıyor, bir şey yok, sıkıntı yok, gidiyor veya nafakasını temin etmiyor ama arada çocuklar var, çocuklar annelerine bakıyor. Böyle yıllar geçiyor ama adam nikahını bilinçli bir şekilde, yani boş ol demiyor dini olarak. Bu ablamız, Ümre'ye gideceğim kocamdan, yani böyle bir kocadan izin almam gerekir mi diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, kocanın nikahı altındaysa bu konuların hiçbir önemi yok. Evet. Bağlayıcılığı vardır. Vardır. Bitti. Yani izin alması lazım. Ama aynen öyle, o şekilde izin alması lazım ve mahremsiz namahrem olarak bir yere gidemez zaten. O da ayrı bir konu. Mahremi dahi olsa yine izin müsaadesinde, hani burada bir farz, hac farzdır. Kocanın bu şekilde ayrılmış yuvalar bir hac farzını yerine getirme noktasında burada da bazı görüşlere göre hac yapabilir. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek lazım bu ablamıza. Belki de bu konuda alakalı bilgisi yoktur. Çok mağdur olan aileler var bu şekilde. Yani adam inadi bir şekilde nikahını resmi olarak vermeyerek, yani dini nikahını vermeyerek kadını adeta süründürmek için mücadele zulmedi, ederken evet. Kendisi gidiyor ikinci bir eş olarak nikahını evet, bir şekilde evet. Evlenebiliyor. Bakın burada İslami olarak mahkemeye müracaat etmesi kişinin, mahkemenin boşaması boşamadır yani. Yani resmi nikahını boşarsa resmi mahkeme... Resmi nikahı boşaması devlet boşamasıdır. Yani bir kadı hükmündedir. Boşama kabul edilir. Anladım. O yüzden tekrar adam ben sana nikahımı vermiyorum dese de itibar edilmez. Bir hükmü yoktur. Tamam hocam, teşekkür ediyoruz.